Herkese selamlar. Ben fehmiuyar.net'in editörü. Bugün sizlerle tarih eğitim setimizin 24. dersiyle birlikteyiz. Hemen devam edeceğiz. Divan-ı Mezalim'de görülen konular neler? Kadı kararlarına yapılan itirazları sonuçlandırıyor Divan-ı Mezalim. Muhtesip'in yerine getiremediği kararları inceler. Muhtesip kimdi? Bir belediye çalışanı gibi düşünebilirsiniz. Çarşı pazarı denetleyen bir arkadaşımız. İşte belediye, zabıta diyebiliriz. Bu zabıta yerine getirmediği kararlar yüzünden Divan-ı Mezalim'de bu konu görüşülebilir. Katipleri aracılığıyla vakıfları denetliyor Divan-ı Mezalim. Vakıflar neydi? Bildiğiniz gibi medrese, cami, hamam vesaire birçok yapının giderlerinin sağlandığı yer. Açık ibadetlerin yerine getirilmesini sağlar Divan-ı Mezalim. İdareci ve memurlar hakkındaki şikayetleri de inceler. Herhangi bir memur rüşvet, yolsuzluk ve benzeri bir şeye karışmışsa hakkında hüküm verilir. Merkez ordusu var. Gulam ordusu ve has ordusu diye ayrılıyor merkez ordusu. Merkez ordusu gulam zaten hulam şu anda da kullanılıyor. Köle demektir. Savaşta esir edilen küçük çocuklardan oluşur. Hem askeri hem de idari personel yetişiyordu. Osmanlı'daki pençik ve devşirme sistemidir. Gulam eğitim merkezi saraydır. Yani sarayda eğitiliyordu gulam askerleri. Gulam yılda 4 kez yani her 3 ayda bir bistegani adlı maaş alırdı. Bu potansiyel bir ÖSYM sorusudur bilgi sorusu olarak. Hassa ordusu maaş yerine iktalardan elde edilen vergiler verilmiş Hassa'ya. Yani ikta topraklarını ben size gösterdim mi hatırlamıyorum ama. İkta şu maaş yerine belli toprak veriyordunuz memurlara. Memurlar da bunun için size bir ordu hazırlıyordu. Mesela 1000 metrekarelik bir arsa mı size verildi? Bunun için mesela bir tane asker yetiştirmeniz gerekiyordu. Diğer ordu kuvvetleri neler? Sipahiler, ikta askerleri dediğimiz. Ordunun en büyük kısmı ilk defa Halife Ömer döneminde uygulanıyor. Türklerde ilk defa ise Büyük Selçuklu uyguladı. Bu kısma çok dikkat edin. Türklerde ilk defa Büyük Selçuklu ikta askerleri dediğimiz orduyu oluşturuyor. İkta geliri karşılığı beslemek zorunda oldukları atlı askerlere cebelli denir. Bu çok önemli. Mesela az önce de söyledim ben size. Örneğin size 10.000 metrekarelik bir arsa verildi ve diyor ki sen burada tarım yap ama devlet diyor ki ben bunu sana maaş karşılığı verdim. Doğrudur ama maaşın dışında da her bir örneğin her 5.000 TL kazancında bir cebelli asker yetiştireceksin. İsmi cebelli olan bir asker yetiştireceksin ve savaş döneminde gelip orduya katılacaksın. Tamamı Türk ve Müslümanlardan oluştu. Şer'i hukuk var. Şer'i davalara kadılar baktı. Baş kadı Kadil Kudat'tır. Potansiyel bir sorudur bu. Aile, miras, ölüm, ticaret, vakıflar görev alanlarıdır. Kadının kararına itiraz edilirse Divan-ı Mezalim hükümdar başkanlığında toplanırdı. Şer'i hukuk dediğimiz gibi dine dayalı hukuk. Bir de örfi hukuk vardı Türklerde. Örf ve geleneklere bağlı hukuk. Büyük Selçuklularda baş kadı Bağdat'ta, Anadolu Selçuklularında ise baş kadı Konya'da otururdu. Bu da önemli bir bilgidir. Sınavda bu çıkabilir diye düşünüyorum yani neden olmasın. Türkiye Selçuklularında askeri davalara Kadi Leşker bakmıştır. Kadi-i Haşem. Örfü kadıların lideri Emir-i Dadbek'tir. Bu soruyu da ben bekliyorum ne olursa olsun. Kadı Leşker yani Kadı Haşem ile Emir-i Dat, diğer ismi Dadbek'i bekliyorum sınavlarda. Toprak yönetimi var. Bir miri topraklar var, bir de mülk topraklar var. Mülk topraklar öşrü ve haracidir. Mülk yani sizin mülkiyeti size aitti. Ama miri toprakların mülkiyeti devlete ait topraklardı. Bunlar kendi aralarında bölünüyor işte has, vakıf, ikta diye. Şimdi ikta ile başlayalım. Devlete hizmet eden melik, emir, komutan ve hassa mensuplarına gördükleri hizmet karşılığı olarak tahsis edildi. Üretimde süreklilik sağlandı. Köylülere ikta sahibinin şikayet hakkı tanındı. İkta sayesinde oğuzlar yerleşik hayata geçti. İkta maaş karşılığı verilmiştir. Bu önemli bir kısım. İkta sahipleri miras ile oğullarına devredebilmiştir. İlk kez Büyük Selçuklu uyguladığı bu kısım önemli. İkta sahibi köylüyü denetleyebilmiş ama yargılayamamıştır. Yargı kadının yetkisidir unutmayın. 3 yıl üst üste toprağına ekmeğinin elinden toprağa alınıyordu. Merkezi otoriteyi güçlendirdi. İkta sahipleri zengin olmasın diye kale inşa etmeleri engellenir.
2 yılda bir yerleri değiştirilirdi. Bunun sebebi ne? Avrupa'da Osmanlı bunun Avrupa'da daha önce yaşandığını gördü ve Avrupa'da bu feodaliteye, derebeyliğe sebep oldu. Daha sonra feodal beyler çok güçlendi. Hatta devlet kadar güçlü oldular. Ondan sonra devletin başına bela oldular. Aynı şeyi tekrar kendileri yaşamaması için bunu engellemek için 2 yılda bir yerlerini değiştirdi bu adamların. Miri topraklar. Devam ediyoruz. Vakıf arazileri gelirleri dinsel, bilimsel ve sosyal hizmetlerin yürütülmesi için ayrılmış arazidir. Hanlar, camiler, hastaneler, çeşmeler, köprüler, yollar, medreseler, imarethaneler, aşevi, hamamlar, darüşşifalar ve benzeri kurumlar yapılmış. Vakıf arazileri satılamaz, devredilemez ve kiraya verilemez. Miras bırakılamazdı. Bu çok önemli. Devlet bu arazilerden vergi almazdı. Vakıfları kadılar denetlerdi. Vakıfların yönetim kuruluna ise mütevelli denirdi. Hala öyle deniliyor. Yani ÖSYM şunu sorabilir. Satılamayan, devredilemeyen, kiraya verilemeyen, miras bırakılamayan toprak hangisidir? Vakıf topraklarıdır. Has topraklar var bir de. Bu da miri toprakların arasındaki İşte demiştik ya has, vakıf ve ihtiyaya. İhtiyayı gördük, vakıfı gördük. Şimdi son olarak has topraklar. Hükümdar ve ailesine ait tarla, bağ, bahçe gibi topraklara has arazi denilir. Mülk topraklar var, mülkiyeti size ait olan. Öşri topraklar ve harici topraklar olarak ikiye ayrılırdı. Müslümanların arazilerine öşriye, Müslüman olmayanların mülküne ise haraciye denilirdi. Yani sadece buradaki bu fark mülk topraklarında, yoksa her ikisi de kişinin mülküydü. Mesela bir Hristiyan'ın mülkünü haraciye, bir Müslüman'ın arazisine öşriye deniliyordu. Orman, yayla, otlak, mera devlet denetiminde olup bunlar mülk arazi yapılamazdı. Bu kısım çok önemli. Ekonomik hayat nasıldı? Abbasilerde Fütüvvet Teşkilatı denilen bir teşkilat vardı. Anadolu Selçuklularında bunun ismi ahilik oldu. Osmanlılarda Lonca Teşkilatı'na yerini bıraktı. Ne demek bu? Şimdi diyor ki bu ahiler, biz toplanalım meslek kuruluşları olarak, ekonomik hayata biz yön verelim. Bir teşkilatlanma olursa düzen olur, kaosu engellemiş oluruz. Mesela üst tabandan fiyatlar belirleriz, alt tabandan fiyatlar belirleriz. Mesela üst taban ne demek istiyorum? Örneğin düşünsenize, şu an ahilik teşkilatı var. Şu an ne olurdu biliyor musunuz? Bazı uçak firmaları 400-500 TL'ye uçak bileti satamazlardı. Ne olurdu? Ahilik teşkilatında en üstteki şey bu işe el atar. En üst limiti 220'ye ya da 200'e bağlardı örneğin, ya da 250'ye, artık o kurumun karını hesaba katarak bir üst tavan belirlerdi ve her uçak firması buna uymak zorunda kalırdı. Ama maalesef bugün kapitalist sistem ahilik teşkilatına, lonca teşkilatına karşı. Çünkü siz eğer zordaysanız size bilet 800 TL'den satılır. Zorda değilseniz 150, 100'e kadar inilir yani. Çok da önemli değil. Yani demek ki yüzde bile kar ediyorsa bu adam, 500-600 TL'ye sattığı biletten %600 kar ediyor. Üzücü bir durum. Tabii lonca teşkilatının ve ahiliğin önemini size belirtmek için bunu anlattım. Kapan dediğimiz yerler vardı. Bu neresiydi? Aynı türden malın bulduğu yerlere kapan denilirdi. Dikkat edin, bu terimler çok önemli. Yani bu nokta, kelime kelime çok önemli şeyler bunlar. Çünkü birebir benzeyen şeyler var, size kafanızı karıştırabilir. Aynı türden malın bulunduğu yere bakın kapan denir. Haraç gayrimüslimden alınan ürün vergisidir. Cizye devletin koruması karşılığında gayrimüslimlerden alınan askerlik bedeli vergidir. Mesela nasıl? Örneğin bir Hristiyan asker 20 yaşında geliyor, diyor ki ben zaten Hristiyanım, Müslüman değilim. Sizin devlet olarak beni korumanız karşılığında ben size işte 10.000 TL vereceğim, bedelli askerlik yapmış olacağım. Yani anlayacağınız, cizyenin günümüzdeki ismi bedelli askerlikti. Cizye yaşlı, kadın, din adamı, çocuk, hasta ve gayrimüslimden alınmazdı. Bu kısma dikkat edin. Cizye sadece askerlik çağa gelmiş sağlam erkek çocuğundan alınırdı. 20 yaşına, artık 19 yaşı neyse askerlik yaşı o dönem. Öşür Müslümanlardan alınan ürün vergisidir. Bakın, haraç gayrimüslimden alınan ürün vergisi, öşür Müslümanlardan alınan ürün vergisi. Yani bunu bir şekilde kafanızda birleştirmeniz lazım. Öşürün Müslümanlardan, haracın gayrimüslimlerden alınan bir şeyler olduğunu. Bakın, toprak kısmında da Müslümanların topraklarını öşriye,
Müslüman olmayanlarınkine haraciye deniliyordu. Yani harac, haraciye, öşür, öşriye bunları kafanıza birleştirin. Hangisi Müslüman, hangisi Müslüman olmayanları. Bağcı pazar dediğimiz bir vergi vardı. Bu da pazar vergisi adı üstünde. Vergiye esas olan toprak birimine ise çifti avamil denmiş. Anam hayvancılıkla uğraşanlardan alınan vergidir. Karahanlı edebiyatı, edebiyat kısmına geçtik. Kutadgu bilig, diğer ismiyle mutluluk veren bilgi. Türk İslam dünyasının ilk yazılı eseridir. Allah, peygamber, dört halife ile zamanın hakanına övgülerle kitabın yazılma nedeni ön sözünde yazılmıştır. Uygur alfabesinde yazılmıştır, bu kısım da önemli. Akademisyenler tarafından Türk İslam döneminin ilk tiyatro eseri olarak görüldü. Yazarı Yusuf Has Hacip'tir. Eserini Tamgaç Buğra Ulu Kara Han'a sunmuştur. Siyasetname ve nasihatname özelliği var. Yazar kendini ait oldu olarak tanıttı. Bu kısım çok önemli. Eserin kime verildiği çok önemli. Tamgaç Buğra, yani diğer ismiyle Ulu Kara. Yazarı çok önemli. Yusuf'tur. Balasagunlu Yusuf'tu yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonra ona Has Hacip unvanını kazandırıyor bu eser. Çinliler bu esere Ebedil Mülük, İranlılar ise Şehname-i Türki olarak nitelendiriyor. Bakın ne geçiyor, içerisinden bir kesit verdim ben size. Memleket tutmak için çok asker ve ordu lazımdır. Asker beslemek için de çok mal ve servete ihtiyaç vardır. Bu malı elde etmek için halkın zengin olması gerektir. Halkın zengin olması için de doğru kanunlar konulmalıdır. Bunlardan biri ihmal edilirse dördü de kalır. Dördü birden ihmal edilirse beylik çözülmeye yüz tutar gibi çok önemli sosyolojik tespitlerde bulunmuş Balasagunlu Yusuf. Kutadgu Bilig Devlet Teşkilatı. Şimdi Kutadgu Bilig bir devlet teşkilatlandırmasında isimler veriyor, açıklamalar yapıyor, semboller kullanıyor. Şimdi Kutadgu Bilig'de devlet teşkilatını bir görelim. Gün doğdu denilen bir şey var. Yani gün doğdu anlamına geliyor. Açıklaması hükümdar. Yani bu gün doğdu kim derseniz hükümdar. Sembolü adalet. Bu muhakkak beklediğim bir soru. Bak bu tablo muhakkak bir ÖSYM'nin sınavında bir gün gelecek. Ait oldu dolunay demek. Açıklama olarak vezir anlamı. Hatırlıyorsanız yazar Kutadgu birlikte kendini ait oldu olarak nitelendirdi. Sembolü devlet. Ögdilmiş var, anlamı övülmüş. Bu da vezirin oğludur. Akıl ve bilgidir sembolü. Ogdurmuş, anlamı uyanmış, vezirin kardeşidir anlamı. Sembolü ise akıbet, hayatın sonudur. Bu tabloyu ezberlemenizi bekliyorum. Divan-ı Lügat-ı Türk, yazar Kaşgarlı Mahmut. İlk filolog, ilk kartograf yani haritacı, ilk etnograf yani halk bilimcidir. İlk Türk dünya haritası bu eserde yer alır. Kaşgarlı eserini Abbasi halifesi Muktedi Billah'a sundu. Bazı kaynaklar, tabi bunun MEB 9. sınıf sayfa 188 iddia ediyor. Bazı kaynaklar ise Ebul Kasım Abdullah'a sunduğunu yazmaktadır. Yani kaynaklarımız arasında bir ikilik ve ihtilaflar var. Bu kısımda bir kaliteli bir tarih hocasına sormanızı bekliyorum. İlk Türkçe ansiklopedik sözlük ve ilk gramer kitabıdır. Arapçaya karşı Türkçeyi savunmak amacıyla yazıldı. Eser çoğunlukla Arapçadır. Mezarı 1983 Doğu Türkistan'ın Azak köyünde bulunduğu Kaşgarlı Mahmut'un. Kaşgarlı Mahmut'un Kitab-ı Cevahir-i Nahufi Lügat-ı Türk eseri kayıptır. İstanbul Millet Kütüphanesi'ndedir. Oraya 1911'de Ali Emiri tarafından yerleştirildi. Divan-ı Lügat-ı Türk'ten bir iki parça size söyleyeyim. Hemen geçelim. Türklerin yaşadığı şehirleri, bozkırları dolaştım ve Türk, Türkmen, Oğuz, Çiğil, Yama, Kırgız lehçeleri öğrendim. Türk kavimlerinden her birinin lehçesini mükemmel şekilde öğrendim ve güzelce sıralanmış bir düzen içerisinde kapsamlı bir kitapta topladım. Arayan kelimeyi bulsun diye ve dileyen onu düzen içinde görebilsin diye alfabetik sıraya göre dizdim, diyor Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Lügat-ı Türk'te. Başka ne diyor? Bu yüzyıl Tanrı'nın devlet güneşini Türk burçlarından doğurmuş olduğunu, gökyüzüne bütün dairelerini onların mülkleri üzerinde döndürmüş bulunduğunu, zamanın bütün hükümdarlarını onlardan çıkardığını, onlara Türk adını verip kendilerini hak üzere kuvvetlendirdiği bir yüzyıldır. Dediği yüzyıl 11. yüzyıldır. Bu soru olarak gelebilir. Yani şunu sorabilir, bu paragrafı verir. Bu metinde kastedilen yüzyıl hangi yüzyıl olabilir diye sorabilir. 11. yüzyıl diyeceğiz. Bu derse bu kadar yeter. Kendinize iyi bakın.